Değerli abonelerim, Başkomutan Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'den başlamış, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle sona ermiştir. İşte Dumlupınar şehitliği, Kurtuluş Savaşı'nda tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarını anmak amacıyla yapılmış ve 1992 yılında ziyarete açılmıştır. Burada çok güzel heykeller bulunmakta. Bunun haricinde 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeler de özellikle dikkat çekmektedir. Bunlardan Şehit Baba Oğul Anıtı, 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşındayken Balkan Savaşı'na giden ve birçok cephede savaşan 11 yıl boyunca Çetinli Karahanlı Çavuş'la oğlu Onbaşı Mehmet'in muhteşem destanını anlatmaktadır. Çetinli Karahanlı Çavuş, Anadolu'da milli mücadeleye başlayınca Doğu Cephesi'nin Kurtuluş Savaşı'na kadar tüm cephelerde savaşmış. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki Alay Sancakları Mehmet Onbaşı ile karşılaşmıştır. Mehmet Onbaşı onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur. Bu büyük asker 31 Ağustos 1922 günü 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşer. Oğlu ise yani Onbaşı Mehmet ise 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren birliğinin başında şehit düşmüştür. Anıt 30 Ağustos 1992'de onların anısına yaptırılmıştır. Bilisler anıtı milli mücadele döneminde şehit düşen sivil vatandaşlarımızı sembolize etmektedir. Üç komutan anıtı, milli mücadelenin üç büyük komutanı olan Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak anısına yaptırılmıştır. Mehmetçik anıtı, milli mücadeleyi de süngüsünü takmış düşman üzerine saldırmaya hazır binlerce Mehmetçiği sembolize eden bir anıttır. Dumlupınar şehitliği, bu anıtlar başta olmak üzere ve güzel yapılmış olan çevre düzenlemesiyle görülmesi gereken önemli yerler.